Girişten de anlaşılacağı gibi bu videoda Cooler Master ailesinin yeni üyelerinden MF120S3 RGB fanı inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve detaylara geçelim. MF120S3'ler alıştığımız renkli Cooler Master kutularından farklı olarak geliyor. Doğa dostu, dönüştürülebilen karton tercih edilmiş. Kutunun üzerinde Cooler Master'ın logosu ve fanın görseli yer alıyor. Arkasında da özellikler paylaşılmış. Kutudan minik bir poşette 4 tane vida, kablolar için sabitleyici ve bir tane pin çıkıyor. 12 santimlik fan tamamen plastikten üretilmiş. Gövdesi siyah ve her iki tarafı çevrilen halkalarsa beyaz. Fanda 9 tane kanat ve ortasında da Cooler Master'ın logosu var. Cooler Master, fanlardan daha iyi performans elde edebilmek için hibrit kanat tasarımını tercih etmiş. Jet motoru ve helikopter pervanelerinden esinlenilmiş. Çerçevede 16, göbekte de 8 tane adreslenebilir LED bulunuyor. Bağlantı noktalarında iki tarafta da titreşimi ve buna bağlı olarak oluşabilecek sesi engellemek için kauçuklar bulunuyor. Fanın iki tane kablosu var. Biri 4 pinli güç PWM hız, diğeri ise RGB LED kablosu. RGB LED kablosunda da atlatmalı konnektörler bulunuyor. Yani ekstra bir çoklayıcıya ihtiyaç duymadan fanların RGB'lerini birbirine bağlayabiliyoruz. Ayrıca kablolar birbirinden ayrılmasın diye bu plastik sabitleyicileri kullanıyoruz. RGB fanları ASRock, MSI ve ASUS'un anakart yazılımlarıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer anakartınızın RGB desteği yoksa Cooler Master'ın kontrolcüsünü satın alabilirsiniz. Gelelim motor kısmına. Rifle bearing fanlar 650 ile 1800 RPM arasında dönebiliyor. Buna bağlı olarak ses de 8 ila 27 desibel arasında değişiyor. Tabii bu tek fanın çıkarttığı ses. Fanlar 52 CFM'lik bir hava akışı sağlıyor. 1.82 mm H2O statik basınç oranı var. Firmanın iddiasına göre bu fanların ömrü 160 bin saat. 2 senede garantisi bulunuyor. Sonuç olarak Cooler Master yeni kanat tasarımıyla MF120S3'lerde verimliliği arttırmayı başarmış. 3 bölgeli adreslenebilir RGB aydınlatmalar renkleri canlı ve güzel bir şekilde yansıtıyor. Anakart yazılımları desteklemesi ve atlatmalı kablo tasarımını ben çok seviyorum. Ancak fanlar şu anda tek tek satılıyor. Belki önceki modellerde olduğu gibi 3 fan ve kontrolcü içeren bir seti de piyasaya sürerler. Bu arada ürünün linkini de açıklamalar kısmında paylaşıyorum.